Manşete hoş geldiniz. Biri gerçekleri saklıyor. Birazdan geleceğiz. Son dönemde şöyle bir mavra dönüyor. İşte yurt dışındakilere gün doğdu. Hemen bu olayın üzerine atladılar. Aman işte efendim e, havalara uçtular falan. Ya arkadaş ülkede konuları değerlendiren gazeteci kalmadı ki. Birazdan konuşacağız. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor, değerlendirilmiyor. Yurt dışında da ancak bir avuç gazeteci bunları konuşuyor. Yurt dışına çıkan Yurt dışında gazetecilik yapan, yayın yapan insanların da yarısından çoğu bunları konuşmuyor. Neden? E mahallede ilişkileri var. E, bir de Türkiye bileti dönüşte. Yani bir dönüş biletimizde garanti olsun falan gibi şeyler var. E, endişeler var. Dolayısıyla Türkiye'de bu konu konuşulmadı. Yurt dışında da zaten yarıya yakını bu konuyu konuşmadığı Ortada e, bir avuç insana kalıyor bu mevzu. Sonra da çıkıp diyorlar ki işte efendim hemen bak bu konunun üzerine atladılar. Hemen bu konuyu konuşuyorlar sürekli filan falan. Siz konuşmadığınız için konuşuluyor. Herkes konuşsaydı bizim yaptığımız buradaki yayınlar o kadar tesirli olmayacaktı. Yayınlar tesirli olunca, yayınlar izlenince de şunu yapmaya çalışıyorlar. Seni, beni, öbürünü itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar hep bilinen taktik. yani izlemeyin onları. Onlar şöyle, onlar böyle filan falan. Onlar kendine yontar filan. Neyi yontacaksak yani anlatabiliyor muyum? Bunu yapacak en son iş, i, i, isimlerden biriyim herhalde. Hani kendini anlatmak babında olmasın. Türkiye ile ilgili bundan sonraki hayatımda herhangi bir beklentim yok. Türkiye'de yaşayan insanlarla da ilgili yakınlarım dahil herhangi bir beklentim yok. Dolayısıyla öyle bakın yani. E, bir şeyi kendine yontacak son insanlardan biriyim. Önce biraz gündeme bakalım. Sonra şu son e, Osman Kavala meselesi. Henry Barkey, Karaköy lokantasında yenen yemek. Aslaydı'n Aydın Taşbaş Faktörü. Enteresan gelişmeler var. E, i̇kinci yarısında programın ona bakacağız. E, Mehmet Ali Çelebi konusu devam ediyor hala. İşte AKP'ye geçeceği söyleniyordu. En son bağımsız kalacağını söylemiş falan. AKP bu kadar tartışmanın ardından istememiş de olabilir. Ya da ertelemiş olabilir. Ya da kendine zarar vereceğini görmüş olabilir. Ya da tartışma durulduktan sonra belki AKP'ye katılacak. Bilmiyorum yani. Katılsa ne olur, katılmasa ne olur. Kendini bitirdi ayrı bir konu. Fakat bu vatandaş CHP'nin seçim gücünün Sandık gücünün başındaymış 18 seçimleri öncesinde ve mesela bu Fox TV'de katıldığı bir yayından atılan o gün tweet yayından bir görüntü Çalar Saat programına katılmış. CHP Parti Meclis üyesi Mehmet Ali Çelebi seçim, seçime yönelik sandık güvenliği ile ilgili soruları yanıtlıyor falan. Yani seçim güvenliği, sandık güvenliği gibi konuların başındaki isim Mehmet Ali Çelebi 2018 seçimlerine giderken şimdi de Cumhur İttifakı diyor bu arkadaş 4 sene sonra. Evet. İnsanları seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor, ama iş işten geçtikten sonra da istediğiniz kadar dövünün yani. O arada Mehmet Ali Çelebi kendi gibi pek çok asker yargılamaların ardından orduya dönerken orduya dönmedi, siyasete döndü. O da enteresan. Yani neden orduya dönmedi? Teğmenlik kariyeri, üst teğmenlik neyse sonrası devam edebilirdi. O da ayrı bir soru işareti. Ordu demişken Fatih Yılmaz paylaşmış Twitter'da. Doğu Perinçek bir Twitter odasında konuşurken şunu söylemiş. İşte ona gönül veren komutanlar kendisinin çağrısı üzerine darbeye karşı gelmişler. Şimdi birilerinin böyle orduda sözü dinleniyor. Kimse ona da söylemiyor. Yani senin sözün niye dinleniyor? Sen yüzde bir bile değilsin bir siyasi parti olarak falan. İşte bu askerler emekli olunca da senin partiye katılıyorlar falan. Kimse orada bir ilişki kurmuyor. Öbür tarafta başka yerlerde ilişkiler kuruyor. Enteresan. Doğru bir soru esasen yani. Ordu demişken Said Sefa paylaşmış. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi uzatılmıştı biliyorsunuz. Onun kardeşi emekli asker Atilla Güler AKP'den Bayburt milletvekili aday adayıymış. İlişkilere bakar mısınız? Neyse. Erdoğan'ın cemevi ziyaretinde dikkat çeken bir detayı Derya Sazak paylaşmış. 20 yıllık AKP iktidarında ilk kez cemevine giderek 2023 seçimlerinde rakibinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağını deklare etti diyor. Enteresan bir açı, katılmamak elde değil. İlk defa cemevine gidiyor ve bir anlamda Alevi kökenli Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçim kampanyasını başlatmış oluyor. O arada tabi Alevilerden tepki var. Erdoğan'ın gittiği cemevinden bile tepki var. O cemevinin başındaki kişi Erdoğan'a davet etmiş de diğer yetkililer falan karşı itiraz sesleri yükseliyor. Sebebi şu. Cemevi ne, ne, bu hükümet ne de ondan öncekiler bir ibadethane statüsü vermediği için cemevlerine. Ondan dolayı yani bunun verilmesi icap ediyor. İnancı o, kültürü o ve bu ibadethane statüsü bin yıldır oyalanıyor verilip geçilecek bütün inançlara, bütün dinlere saygılıyız falan derken bu bunu da içine alan bir şey. Sünni İslam bunu kabul etmiyor. Biz hakız. Hak olan bizimkisi, doğru olan bizimkisi, diğer hepsi batıl falan demekle olmuyor bu işler. Yarın seküler bir düzen gerçekten tesis edilirse bu hakta teslim edilecektir diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş sadede gelelim. Erdoğan Batı ile ipleri geliyor ve bu beklenen bir şeydi. Yani Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusu Türkiye parlamentosuna geldiğinde e, o konuda Türkiye'nin Ankara'nın ayak sürücü, sürüyeceği belliydi. Burada amaç işte o ülke o ülke kendi içindeki işte bir takım Türkiye'nin istediği elemanları versin, onu sınır dışı etsin falan filan meselesi değil. Bu konu Erdoğan'ın Batı'yla, NATO'yla, Avrupa Birliği'yle neyse gerilimi artırmak için elindeki araçlardan biri. Ve şu anda bu konuda gaza basıyor seçim satım haline girildi. Önümüzdeki 6-7 ay 8 ay boyunca da ayağını gazdan çekmeyecek gibi görülüyor. Putin'le girdiği ilişki Rusya'yla son münasebetleri falan da böyle okumak gerekiyor. Soçi sonrası Türkiye'ye yaptırım sinyalleri geldi. Dünya Gazetesi'nden kestim bu haberi. Financial Times'a konuşan bazı Avrupalı yetkililer Soçi'de gerçekleşen ve Rusya ile işbirliğinin artacağı duyurulan Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar gelebileceğini sinyalini verdi demişler. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bütün Batı dünyası, NATO, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygularken temel genel bir kararla bundan Türkiye muaf tutuldu fiili olarak. Ve Türkiye'de Rusya ile ilişkilerini hiçbir zaman olmadığı kadar geliştirmiş durumda. İşte ruble üzerinden Ticaret yapılıyor ne bileyim askeri stratejik işbirliği liderlerin görüşmesi vesaire turistler geliyor ee, Rusya'ya yaptırımın yesi bile yok. Tabi bu elbette batının gözlediği gözlemlediği bir şey ee, takip ediyorlar mutlaka yarın öbür gün bir yaptırım e, dosyası açılır mı açılmaz mı? bir yaptırım sürecine girilir mi girilmez mi? Türkiye uyarılır mı? Ankara'nın kulağı çekilir mi çekilmez mi? O da tamamen uluslararası yükümlülüklerden kaynaklı olarak bilmiyorum. Fakat 6-7 ay 8 ay kala Erdoğan bundan çok hoşnut olur. Çünkü seçime doğru bundan önceki seçimlerde de olduğu gibi Batı ile Avrupa ile zıtlaşma mevsimine girdi Erdoğan. Haliyle Batı'dan Avrupa'dan gelecek benzeri her türlü manevra onun ekmeğine yağ sürecektir. O arada Pelin Cengiz artık gerçekten çok güzel bir yazı yazmış detaylı bütün bu Akkuyu nükleer santrali ile ilgili Rusya Türkiye anlaşmasının detayları sürece dair önemli şirketler yapıları vesaire önemli veriler var. Orada da diyor ki Akkuyu hep Ruslarındı. Artık inşaat da işletme de hep Rusların olacak. Yerli ve milli nükleer enerji diye bir şey yok. Unutun bu masalları. Akkuyu artık hep Ruslarda kalacak diyor. Ve bütün bunların hepsinin zaten sürpriz olmadığını yapılan anlaşmada bu konunun detaylarının yer aldığını yazmış. Oku, okuyun derim. Akkuyu nükleer santrali ile ilgili önemli bir konu. Fehim Taştekin de önemli bir ayrıntının altını çizmiş. Esasen bu açık kaynaklardan elde edilen bir bilgi. Kadirov Putin'in Çeçenistan'ın başına koyduğu kukla lider Türkiye Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı Hakan Fidan Çavuşoğlu ve Hakan Fidan Kadirov'la görüşmüşler Erdoğan'ın son Rusya seyahatinde. Fakat bu görüşme ne Ankara tarafından ne dışişleri tarafından saray tarafından falan açıklanmadı. Rusya tarafından da açıklanmadı. Kadirov bunu Telegram hesabından paylaşınca ortaya çıkmış. O arada davet etmişler Türkiye'ye. Kadirov da kabul etmiş. Kadirov şeyin Putin'in hemen her anlamda maşası bir takım kirli pis işlerini yaptırdığı bir adam. Ukrayna'da rolü var. Başka yerde Çeçen, Çeçen cinayetleri var Türkiye'de. Hepsinin arkasındaki isim olarak biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'de çok sevilmiyor. Ama böyle bir ilişki kurulması ve yavaş yavaş Türkiye kamuoyunun da buna artık ısıtılması, alıştırılması söz konusu gibi önümüzdeki dönem içerisinde yakın zamanda Kadirov güzellemelerine denk gelirseniz şaşırmayın efendim. Ve geçelim hafta sonuna damgasını vuran ama bu hafta boyunca da tartışılacak konuya. Henry Barkey en sağdaki isim bir Amerikalı akademisyen ama İstanbul doğumlu, iyi Türkçesi var ve Türkiye uzmanı. E, tabii 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa da yurt dışında Türkiye'de olsaydı tutuklanmıştı ve Osman Kavala'nın yan koğuşunda e, yatıyordu. Neden? E, çünkü Osman Kavala Henry Barkey ile ilişkisinden dolayı, Henry Barkey ile Karaköy Lokantası'nda yediği yemekten dolayı telefon işte HTS kayıtları aynı baz istasyonundan sinyal verdi diye filan neyse bütün bu ilişkilerden iddialardan dolayı 15 Temmuz darbesini birlikte organize etmek ve casusluktan dolayı tutuklandı ve yatıyor. Şimdi birazdan o kronolojiye geleceğim. Davanın özellikle Osman Kavala Henry Barkey ilişkisine dair en önemli delillerinden biri bir ikilinin 15 Temmuz'dan 3 gün sonra 18 Ağustos 18 Temmuz'da Karaköy Lokantası'nda İstanbul'da yedikleri yemekti. Henry Barkey ve Kavala'nın her iki tarafta birlikte bir yemek yemediklerini, buluşmadıklarını sadece orada karşılaştıklarını söylemişlerdi. CHP'nin Amerika temsilcisi birazdan onun Twitter mesajını da ekrana getireceğim. O yemeği ...Henry Barkey'in aslında aslaydın Aydın... ...taş başla yediğini... E, ...patlatınca... ...Henry Barkey'de açıklama yapmak zorunda kaldı. Henry Barkey dedi ki... ...evet ben o gün Karaköy lokantasında... aslaydın Aydın taş başla yemek yedim. Aslı, gazeteci arkadaşım. İşte Osman Kavala'yla da... ...ayaküstü karşılaştık. Bir, bir iki dakika işte ayaküstü merhaba merhaba... ...konuştuk dedi. E, ve Aslı'yı dedi... ...şey yapmamak için... ...zor durumda bırakmamak ve... E, ...onu işte tehlikeye atmamak için... ...onun ismini söylemedim dedi. Açıklamadım dedi. Bunun üzerine Aslı Aydın Taşbaş... ...daha sert bir açıklama yaptı. Sonra Osman Kavala... ...tarafından bir açıklama geldi. E, filan. Şimdi... ...bu olay... her Barkey'in son açıklamasıyla... ...bambaşka bir noktaya evrildi. Peki nasıl... ...o noktaya gelindi? Hızlıca... ...ne olduğunu bir hatırlayalım. Osman Kavala... 8 Ağustos yani dün yaptığı açıklamada Henry Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde Karaköy Lokantası'ndaki karşılaşmasını anlatıyor. Henry Barkey teyit ediyor. Diyor ki Karaköy Lokantası'nda onunla yemek yiyen kişi ben değildim. Savcılık bu, ger bu gerçeği baştan beri biliyordu. Hatta diyor emniyet lokantadaki yaptık lok lokantada yaptıkları araştırmada o akşam kimlerin hangi masalarda oturduğu bilgisine dahi sahipti diyor. Yani emniyette bütün detaylar vardı. Savcılıkta o bilgiler vardı. Ne zaman ki diyor Gezi davası beraatle sonuçlanıp e, benim işte tutuklanmam için bir malzemeye ihtiyaç duydu. Bu tekrar diyor ısıtıldı ve orada sanki Henry Barkey ile planlı bir buluşma gerçekleştirmişim gibi bu iddianameye girdi diyor. Sonrasında da zaten casusluk suçlamasından tahliye edildiğini veya o suçlamadan beraat ettiğini yazmış açıklamada. Aslı Aydın Taşbaş Henry Barkey'in Twitter'a koyduğu açıklamadan hemen sonra yaptığı açıklamada Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım demişti. Esasen Kavala'nın açıklaması da bunu teyit ediyor. Çünkü Kavala'nın açıklamasında Aslı Aydın Taşbaş'tan hiç bahsedilmiyor. Sadece Henry Barkey, Henry Barkey ile yemek yemedim. Sadece karşılaştık diyor Osman Kavala. Yani Aslı Aydın Taşbaş'la aralarındaki hukuk ve anlaşma neyse o anlaşmaya ee, riayet etmiş yani açıklamasında bile ismini zikretmemiş. Kötü niyetli bir operasyon diyor Aslı Aydın Taşbaş. Ve Henry Barkey ile köprüleri atmış belli ki artık arkadaşlık bitmiş öyle görülüyor. Bir şahıs diye bahsediyor. fakat casusluk davası bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir diyor. Buraya bir şerh koymak gerekiyor çünkü birazdan bakacağız. Ve devamla da zaten diyor casusluk davasından tahliye edildi. Peki öyle mi? Osman Kavala casusluk suçundan tutuklandı haberi 9 Mart 2020. Birazdan bunun kronolojisini ekrana getireceğim ama Anadolu Ajansı'ndaki haberde Osman Kavala'nın Henry Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri üzerine yani siyasal ve askeri casusluk tutuklaması bina edilmiş durumda. İddianame bunun üzerine bina edilmiş durumda. Yani onun önemli delillerinden biri de işte Karaköy Lokantası'nda yenilen yemek öyle görülüyor. Yurtar Özcan ilk Aslı Aydın Taşbaşı'nın ismini zikreden CHP'nin Amerika temsilcisi. İddianamede Aslı Aydın Taşbaş ismi niçin yok diye sormuş Osman Kavala'nın açıklaması üzerine. Devamla da Karaköy yemeğinin bir ve ikinci iddianame arasında nasıl manipülasyona uğradığı, casusluk ve darbe girişimi için planlı bir eylem olarak nasıl kullanıldığını Osman Kavala çok net yazmış. Aslı'nın Osman bu yemekten dolayı hapiste değil söylemini de çürütmüş diyor. Evet yani bu yemekten dolayı hapiste değil söylemi neden çürütülüyor ona da kronolojiye bakarak e, birlikte cevap arayalım. Şimdi bu kronolojiyi e, bütün e, işte yargılamalar, savunmalar, Anayasa Mahkemesine başvurular, ahim kararları, gelen tepkiler, tutuklamalar, duruşmalar hepsini biraz ayıklayarak ana özellikle bu konuya münhasır olarak e, çıkardım. O açıdan önemli yani bu Son Henry Barkey açıklamasıyla ortaya çıkan konu etrafında bu kronoloji önemli. Osman Kavala 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı. 1 Kasım 2017'de tutuklandı. Neden tutuklandı? O günkü havuz medyasında çarşaf çarşaf yayınlanırken iddianamesi aylar aylar sonra ta 19 Şubat 2019'da tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. Hatta o zaman... Osman Kavala hatırlayın şu kadar aydır iddianamesiz tutuklu, tutuklu şu kadar gündür iddianamesiz tutuklu hakkında iddianame bile yazıl, yazılmadı suç uydurmaya çalışıyor savcılar falan gibi kampanyalar düzenleniyordu. İddianamede şu ortaya çıktı 19 Şubat 2019 iddianamesinde Osman Kavala iki suçtan dolayı gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Birinci suçlama Gezi eylemlerinin organizatörü veya finansörü olduğu iddiası Gezi eylemi. İkinci ayağı ise tutuklamanın casusluk. 15 Temmuz işte anayasal düzeni e, bozma devirme neyse hükümeti devirme filan iddiasıyla işte o dosyada da Henry Barkey ilişkisi vesaire var. Yani hem Gezi'den hem casusluktan 15 Temmuz hikayesinden tutuklandı. İddianame tamamlandıktan sonra duruşmalar başlıyor ve daha ilk duruşmalarda 11 Ekim 2019'da casusluktan tahliye ediliyor. Casusluktan tahliye ediliyor ama geziden dolayı tutukluluk devam ettiği için şeyde cezaevinde. 18 Şubat 2020'de geziden beraat ederek tahliye ediliyor. Fakat şimdi casusluktan tahliye edilmişti. Gezi'de de tahliye edildi. Serbest kalması lazım. Evine gitmesi lazım, değil mi? Öyle olmuyor. Hemen bir gözaltı kararı daha veriliyor. Neden? 6 ay önce tahliye edildiği casusluktan dolayı tekrar bir gözaltı kararı veriliyor ve 9 Mart 2020'de işte Henry Barkey ile ilişkisinden dolayı casusluktan ikinci kez tutuklanıyor. 22 Ocak 2021'de gezi kararı bozuluyor. 25 Nisan 2022'de karar açıklanıyor. Gezi kararı bozulduktan sonra tekrar yargılanıyor ve 25 Nisan 2022'de casusluktan bir kere daha beraatle tahliye ediliyor. Geziden müebbet hapis cezası veriliyor ve ondan dolayı da şu anda cezaevinde. Yani Osman Kavala 11 Ekim tarihlere dikkat edin. 11 Ekim 2019'dan 18 Şubat 2022'ye kadar casusluktan tahliye edilmiş. Sadece 6 ay. Bir de 25 Nisan'dan bu tarafa 3-4 ay. O kadar. Yani Osman Kavala 2017 1 Kasım'ından bu yana Henry Barkey'de Karaköy'de yediği o yemekten dolayı tutuluyordu. Tamam kabul ediyoruz yani casusluktan tahliye edildi geziden alındı geziden tahliye edildi casusluktan alındı. yani bir şekilde e, rejim saray Ankara kafayı takmış birinden tahliye ederken öbüründen tutukluyor o tutukladığından tahliye ederken tekrar daha önce tahliyetinden tutukluyor böyle bir komedi var Komedi ama insanlar, insanların hayatı söz konusu ve Osman Kavala'nın hayatından çalınmış yaklaşık 5 yıl söz konusu. Şimdi burada biri gerçekleri saklıyor. Şimdi biri gerçekleri saklıyor derken Osman Kavala durumun durumunun nezaketinden dolayı o gün gerçekten ne olduğunu söylememiş olabilir. Aslı Aydın Taşbaş arkadaşı olduğu için onun ismini zikretmemiş olabilir. Cezaevinde zaten 5 yıla yakın bir süredir. Gerekçeleri olabilir. Henry Barkey, Henry Barkey o gün Karaköy lokantasında neler yaşandığını daha açık anlatabilirdi. Ben Amerika'ya döndüğümde herkese anlatmıştım bunu ama yani Türkiye kamuoyu bilmiyordu. En azından biz de bilmiyorduk. Yeni öğrendik yani. Henry Barkey Osman Kavala bu kadar yıldır casusluktan dolayı tutuklu tutulurken Gezi'den beraat edip casusluktan tutuklanırken falan neden çıkıp da anlatmadı? Biz o gün Aslı Aydın taş başla yemekteydik. Osmanlı'da ayaküstü karşılaştık. Diyebilirdi. Aslı Aydın taş başa yüklenildiği kadar Henry Barkey'e de bir şeyler söylenmesi icap ediyor. Aynı zamanda ayrıca Henry Barkey daha özgür durumda. Amerikan vatandaşı Amerika'da yaşıyor. Aslı Aydın taş baş Türkiye'de. Yani bir şey derse başına ne geleceğinden emin değil. Evet Aslı Aydın taş başta açıklamalıydı. Yani arkadaşım dedi Osman Kavala'yı bir şekilde belki kendi güvenliğini de temin edip neyse. Yani biz o gün Henry Barkey ile Karaköy'de yemek yedik. Osman'ı da orada gördük. Henry Barkey ile sadece ayak, ayaküstü karşılaştılar, selamlaştılar. O kadar kardeşim Karaköy lokantasından casusluk 15 Temmuz darbeciliği falan çıkmaz diyebilirdi. O da demedi. O açıdan o yönüyle de bir sorumluluğu var. Ama Henry Barkey'in de sorumluluğu var. Fakat Henry Barkey muhalif sitesinde Leyla Tavşanoğlu'nun sorularına verdiği yazılı cevapta çok enteresan bir şey söylüyor. Birlikte bakalım mı? Diyor ki <laughs> bu da yazılı cevap. Ben diyor Aslı'yla yemek yediğimi hiçbir zaman saklamadım. Türkiye'ye döndükten sonra buradaki herkese Aslı'yla yemek yediğimi ve Osman'a rastladığımı söylemiştim. Tamam da oradakilere çevrene söylemişsin yani kamuoyunun haberi yoktu. Atlantik makalesine iddianame çıktıktan sonra kaleme aldım. Orada başka biriyle yemek yediğimi yazdım. İsim vermememin nedeni Atlantik okuyucusunun çoğunluğu Amerikalı olduğu için onları ilgilendirmeyecekti. İki aslıyı korumak için yaptım. Hadi diyelim bu da anlaşılabilir. Fakat devamla. Türkiye'deki şartları düşündüğümde onun ismini açıklamanın doğru olmayacağı karısına vardım. Başına bir iş açabilirim diye düşündüm. Buraya kadar okey tamam. Fakat son cümleye dikkat. O zamanlar diyor Aslı'nın savcılarla kendini korumak için önlem aldığını bilmiyordum. Cümle sadece bu kadar. Önünde arkasında bir şey yok. Şimdi Henry Barkey'e sormak icap ediyor. Aslı savcılarla kendini korumak için nasıl bir önlem aldı? Ve tabii Aslı taş başında gene bir cevap hakkı doğuyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok mu? Nedir bu olay? Çünkü Henry Barkey senin savcılarla anlaştığını iddia ediyor. Evet. Çok enteresan e, konu, çok enteresan iddialar. Neticede Osman Kavala yaklaşık 5 yıldır içeride tutuluyor. Casusluk ve Gezi'den tutuklandı. Sonra casusluktan tahliye edildi, Gezi'den tutuldu. Geziden beraat etti, tahliye edildi, casusluktan bir daha aldılar. Sonra Gezi'den bir daha yargıladılar, müebbete çarptırdılar, casusluktan tahliye ettiler. Acayip böyle Ahim hiçe sayıldı kararları. Anayasa Mahkemesi kapı duvar. Öbürü beriki çok uzun bir dava maratonu. Dünya meselesi oldu. Ankara durduğu yerde duruyor. Fakat özellikle casusluk davası 15 Temmuz anayasal düzeni değiştirme iddiası falan ve bu konuda Henry Barker ile ilişkisi konusunda iddianamenin davanın ana konularından biri olan Karaköy lokantasında yenen yemek meselesinin bugüne kadar böyle saklı kalması çok tuhaftı. Keşke Osman Kavala yapmasa bile Asla Aydın Taşbaş ve Henry Barkey Kavala bundan dolayı tutuklanırken ve sadece bu suçlamayla cezaevinde tutulurken geziden bera şey olmuşken beraat ve tahliye edilmişken yıllarca bundan tutuldu. Keşke bir şey söyleselerdi. Kendi güvenliklerini, kendi emniyetlerini sağlama alıp Türkiye'de olmak, yaşamak zorunda değilsiniz. Çıkarsınız ve çok sevgili arkadaşınızı korumak için bir inisiyatif alırsınız. Eğer işe yarayacaksa, ayrıca işe yarayıp yaramaması önemli değil. Siz ...üzerinize düşeni yapmanız gerekir. Ha! Kavala böyle bir şey istemezdi veya... ile bu konuda böyle anlaştık. Bilmiyorum. Elbette yani o konudaki ilişkileri... ...yapılan anlaşmayı da bilmiyorum. Ama eğer bir savcılarla anlaşma söz konusuysa... ...o başka bir hikaye. Bu konuda da zaten bir cevap hakkı... ...gerekiyor. Diyelim ve bu konuyu böylelikle... ...noktalayalım. Çok girift konular çok tartışmalı konular. Ben alabildiğine özetlemeye ve alabildiğine anlamaya çalıştım. Anladığım şeyi de size anlatmaya çalıştım. Belli ki konu devam edecek. Yeni açıklamalar geldikçe bunun üzerinde durmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.